İki. Bir akşam gemimin güvertesinde uzanırken giderek yaklaşan sesler duydum. Amcayla yayan kıyı boyunda geziyorlardı. Başımı yeniden kolumun üzerine gömdüm. Tam dalacaktım ki sanki birisi kulağımın dibinde ''Bir çocuk kadar zararsızımdır fakat emir almaktan hiç hoşlanmam. Müdür ben miyim değil miyim? Bana onu oraya göndermem emredildi. Aklım almıyor.'' gibi bir şeyler dedi. İkisinin kıyıda geminin ön kısmında yani başımın tam altında durduğunu fark ettim. Sesimi çıkarmadım. Pek kıpırdayacak halde de değildim zaten, uykum vardı. Amca tatsız bir durum diye homurdandı. Yönetimden buraya atanmasını istemiş dedi diğeri. Neler yapabileceğini göstermek istiyor. Bana da buna göre talimat verildi. Görüyor musun ne kadar etkili bir adam? Korkutucu değil mi? İkisi de durumun korkutucu olduğu konusunda hemfikirdi. Daha sonra tuhaf ifadeler kullanmaya başladılar. Yağmur da ondan, güneşli havada. Tek adam, yönetim kurulu. Burnundan... Bu saçma sapan cümlecikler uykumu dağıtmıştı. Amca, iklim belki de senin sorununu ortadan kaldırır. Orada yalnız mı? Deyince iyice uyandım. Müdür, evet diye yanıtladı. Yardımcısını buraya gönderdi. Eline de şöyle bir not tutuşturmuş bu zavallı şeytanı ülkeden çıkarın, böylelerinin tümünü gönderin. Yanımda kurtulmamız gereken adamlar olmasındansa yalnız kalmayı tercih ederim. Bu bir yıl kadar önceydi. Böylesi bir arsızlığı aklın alıyor mu? Diğeri boğuk bir sesle, o zamandan beri başka bir şey gelmedi mi? diye sordu. Yeğen, fil dişi diye içini çekti. Hem de dolu, en iyi cinsten. Ondan gelmesi çok can sıkıcı. Amca, neyle? diye sorunca irsaliyeli yanıtı geldi. Sonra sessizlik oldu. Kurt hakkında konuşuyorlardı. Artık iyice uyanmıştım. Ama hala rahat rahat uzanıyordum, kıpırdamadan, hareket etmek için bir nedenim yoktu. Anlaşılan duruma çok içerleyen yaşlı adam homurdandı. Fil dişini onca yoldan nasıl getiriyorlar? Diğeri, Malın Kurt'un yanında çalışan yarı İngiliz melez katibin sorumluluğundaki bir kano filosuyla geldiğini, anlaşılan kurtsunda da bizzat gelmeye niyetlenmiş olduğunu, çünkü o aralar istasyonda malın da erzağın da kalmamış olduğunu, ama 300 mil kadar yol aldıktan sonra Kurt'un aniden dönmeye karar verdiğini, dört kürekçinin yürüttüğü bir kanoyla geri döndüğünü, Melez'in de fil dişiyle birlikte nehirden aşağı doğru yoluna devam ettiğini anlattı. Birilerinin böyle bir işe girişmesini akılları almıyor gibiydi. Bunun için yeterli bir gerekçe bulamıyorlardı. Bana gelince kurtsu ilk kez görür gibi olmuştum. Apaçık bir görüştü bu. Kano ve dört vahşi ile merkeze, rahatlığa, eve dönme fikirlerine aniden sırtını dönüp, belki de gözünü arazinin derinliklerine, boş, ıssız şubesine çeviren tek başına beyaz bir adam. Ben de onun neyin harekete geçirdiğini bilmiyordum.'' Belki de sadece işine, sırf işi olduğu için sarılan iyi bir adamdı. Sizin de anladığınız üzere adı bir kez olsun telaffuz edilmemişti. Sadece o adamdı. Görebildiğim kadarıyla büyük bir sezgi ve cesaretle çok zorlu bir yolculuğa koyulan Melez'dense sürekli şu alçak diye söz ediliyordu. Alçak, o adamın hasta düştüğünü, tam olarak da iyileşemediğini bildirmişti. Altında duran ikili birkaç adım uzaklaşıp kısa bir mesafede volta atmaya başladı. Şunları duydum. Askeri kışla, doktor, 200 mil, şimdi tek başına, kaçınılmaz gecikmeler, 9 ay, haber yok, acayip dedikodular. Tekrar yaklaştılar. Müdür tam o sırada bildiğim kadarıyla yerlilerin elinden fil dişini yok pahasına alan şu gezgin tüccarlardan biri belki de hiç kimse diyordu. Bu defa kimden söz ediyorlardı? Bölük pörçük konuşmalardan bu kişinin Kurtsun bölgesinden olduğu, müdür tarafından pek onaylanmadığı anlaşılıyordu. Bu adamlardan biri ibreti alem için sallandırılmadıkça haksız rekabetten kurtulamayacağız, dedi. Öbürü kesinlikle, diye homurdandı. Astırmak gerekiyor. Neden olmasın? Bu ülkede her şey ama her şey mübahtır. Diyeceğim budur. Buradakilerden hiçbiri, anlıyor musun?'' Burada hiç kimse senin pozisyonunu tehlikeye sokamaz. Neden? Çünkü sen iklime göğüs geriyorsun. Hepsinden daha uzun süredir buradasın. Asıl tehlike Avrupa'da. Ama orada da gelmeden önce ben bu işle ilgilendim. Uzaklaştılar. Fısıltıyla konuşmaya başladılar. Sonra sesleri yeniden yükseldi. Bu üst üste gelen beklenmedik gecikmeler benim hatam değil. Elimden geleni yaptım. Şişman olan iç geçirdi. Çok yazık, dedi. Bir de söylediklerinin iğrenç saçmalığı diye devam etti diğeri. Buradayken yeterince canımı sıktı. Her şube daha iyi şeylere giden yolun üzerindeki bir deniz feneri olmalıymış. Elbette ticaretin merkezi olacaklarmış ama aynı zamanda insanlığın, ilerlemenin ve eğitimin de merkezi haline gelmeliymiş. Aklın alıyor mu? Ya şekerif, bir de müdür olmak istiyor. Hayır, bu o anda öfkeden lafları boğazına takıldı. Ben de başımı biraz kaldırdım. Bana ne kadar yakın olduklarını görünce şaşırdım. Tam altındaydılar. İstesem şapkalarının tepesine tükürebilirdim. Yere bakıyorlardı. Düşüncelere gömülmüşlerdi. Müdür elindeki ince dal parçasıyla yavaş yavaş bacağına vuruyordu. Sağ duyulu akrabası başını kaldırdı. Buraya son gelişinden bu yana iyisin değil mi? diye sordu. Öbürü konuşmaya başladı. Kim? Ben mi? Elbette iyiyim, sapasağlamım. Ama diğerleri... Hey tanrım, hepsi hasta. O kadar çabuk ölüyorlar ki adamları ülkelerine yollayacak vakit bile bulamıyorum. Bu inanılmaz. Amca, demek öyle, diye homurdandı. Ah oğlum, sen buna güven. Derim ki, sen buna güven. Balık yüzgecini andıran kısa kolunu açıp, çayı, çamuru, nehri kucaklayan bir hareket yaptığını gördüm. Sanki güneşin aydınlattığı toprakta pusuya yatmış ölümü, gizlenmiş kötülüğü o toprağın kalbinin derin karanlığını aşağılayıcı bir el hareketiyle, haince bir yakarışla çağırmıştı. O kadar şaşırtıcıydı ki bu. Bu karanlık güven gösterisine verilecek bir yanıt bekliyormuşum gibi kalkıp ormanın uç kesimlerine baktım. Bilirsiniz, bazen insanın aklına böyle saçma sapan fikirler gelir. Ulu bir sükûnet, felaket habercisi sabrıyla düşsel bir istilanın sona ermesini bekleyen bu iki adamın karşısındaydı. İkisi de yüksek sesle küfrü bastı. Bana kalırsa sırf korktukları için. Sonra beni hiç fark etmemiş gibi şubeye geri döndüler. Güneş batıyordu. İki adam öne doğru eğilmiş yan yana giderlerken, uzamış çimenler üzerinde tek bir otu ezmeden ağır ağır sürüklenen farklı boylardaki komik gölgelerini tepeden yukarı doğru güçlükle çekiyor gibiydiler.'' Birkaç gün içinde Eldorado seferi dayanıklı el değmemiş doğaya daldı. Arazi onları tıpkı bir denizin bir dalgıcı yutması gibi içine aldı. Epey sonra tüm eşeklerin öldüğü haberi geldi. Daha az değerli hayvanların başına ne geldiği hakkındaysa hiçbir fikrim yoktu. Kuşkusuz geri kalan hepimiz gibi onlar da hak ettiklerini bulmuşlardı. Sormadım. O sıralar daha çok bir an önce kursla tanışma ihtimalinin heyecanına kaptırmıştım kendimi. Elbette sözün gelişi bir an önce diyorum. Küçük koyumuzdan ayrılışımızdan ancak iki ay sonra Kurtsun istasyonunun altındaki kıyıya ulaşabildik. O nehirden yukarı yol almak, bitki örtüsünün topraktan çılgınca fışkırdığı, büyük ağaçların kral olduğu dünyanın ilk günlerine seyahat etmek gibiydi. Bomboş akan bir su, büyük bir sessizlik, geçit vermez bir orman. Hava sıcaktı, yoğundu, ağırdı, uyuşukluk veriyordu güneş ışıklarının parlaklığının keyif verici bir yanı yoktu. Terk edilmiş gölgeli uzaklıkların hüznüne doğru uzanıp gidiyordu. Kıyıda, gümüş rengi kumların üzerinde su aygırlarıyla timsahlar yan yana güneşleniyordu. Genişleyen sular ağaçlı ada kümelerinin arasından akıyordu. Tıpkı bir çölde olduğu gibi yolunuzu kaybediyor, geçit bulmaya çalışırken gün boyunca sığlıklara tosluyordunuz.'' Ta ki büyülendiğinizi düşünüp bir zamanlar bildiğiniz her şeyle bağınızın koptuğunu, artık uzaklarda, çok uzaklarda, belki de bir başka dünyada olduğunuzu düşünene dek. Kendinize ayıracak tek bir saniye bulamadığınız zamanlarda olduğu gibi, geçmiş birden geri dönüveriyordu ama bu geçmiş, Karşınızdaki tuhaf bitki, su ve sessizlik dünyasının ezici gerçekliğinin içinde şaşkınlıkla hatırlanan, rahatsız edici ve parıltılı bir düş şeklinde üşüşüyordu. Üstelik hayatın bu durgunluğu içinde huzurdan eser yoktu. Esrarengiz bir gayeye kafa yoran aç gözlü bir kuvvetin durgunluğuydu bu. Size ikinci bir edayla bakıyordu. Sonraları buna alıştım. Artık onu görmüyordum. Buna vaktim yoktu. Geçebileceğimiz kanalları bulmam gerekiyordu. Gizli kum yığınlarını genellikle de içgüdüyle tahmin etmek zorundaydım. Su altındaki kayaları arıyordum. Teneke'den teknemin altını parçalayıp, tüm seyyahları boğacak lanet olası, sinsi, ihtiyar kütükleri kıl payı sıyırdığımda kalbimin yerinden fırlamaması için dişlerimi sıkmayı öğreniyordum. Ertesi günkü yolculuğumuzu sürdürmemizi sağlayacak kuru odunları bulmak için gözümü dört açmalıydım. Bu tür şeylerle, yalnızca yüzeysel olaylarla ilgilenmek zorunda kalınca, inanın bana gerçeklik silini veriyor. Neyse ki iç gerçek gizli kalıyor ama yine de hissettim onu. Gizemli durgunluğunun benim maskaralıklarımı izlemekte olduğunu sık sık hissediyordum. Tıpkı sizin ip cambazlığınızı da, diyelim üç kuruşa yaptığınız atlı işlerinizi izlediği gibi. Bir ses, kabalık etme Marlow diye homurdandı. Demek ki benden başka dinleyen biri daha vardı. Affınıza sığınıyorum. Bedelin geri kalanını oluşturan kalp ağrısını unutmuşum. Hem numara iyi yapıldıktan sonra bedelin ne önemi var ki? Siz numaralarınızı gayet iyi yaparsınız. Hem ben de kötü sayılmam. İlk yolculuğumda buharlı teknemi batırmadığıma göre. Buna hala inanamıyorum. Gözleri bağlı bir adamın bozuk bir yolda kamyon sürdüğünü hayal edin.'' Size bu işi yaparken bol bol terlediğimi ve ürperdiğimi söyleyebilirim. Her şey bir yana, kendi idaresi altında olduğu sürece yüzüce varsayılan herhangi bir şeyin tabanını dibe sürttürmek, her denizci için bağışlanamaz bir günahtır. Kimsenin ruhu duymasa da o çarpma sesi asla akıldan çıkmaz, değil mi? Tam yürekten vurur insanı. Hatırlarsınız, rüyanıza girer. Gece kalkıp düşünürsünüz. Yıllar sonra bile bir ateş basar, bir üşürsünüz.'' O buharlı geminin hep yüzdüğünü söyleyecek değilim elbette. Çoğu zaman sığ sularda yirmi yamyamın çırpınarak itmesiyle ilerledik. Bu adamlardan bazılarını yoldan toplayıp mürettebata dahil ettik. Yerine göre iyi adamlardı ama yamyamlardı. Beraber çalışılacak adamlardı. Onlara minnettarım. Üstelik sonuçta benim gözümün önünde birbirlerini yemiyorlardı. Yanlarına erzak olarak daha sonra koku arazinin gizemini genzime yapıştıracak olan su aygırı eti almışlardı. Öf! O koku hala burnumda. Gemide müdür ve ellerinde asalarıyla üç dört seyyah da vardı. Tam takımdık yani. Kimi zaman kıyıya yakın, bilinmezliğin eteklerine yapışmış bir şubeye rastlıyorduk. Darmadağın mezbelelerden dışarı fırlayıp sevinç ve şaşkınlık hareketleriyle bizi karşılayan beyaz adamlar çok tuhaf görünüyorlardı sanki büyülenip orada tutsak kalmış gibiydiler. Bir süre havada fil dişi sözcüğü çınlıyor, sonra yeniden boş araziler boyunca durgun kıvrımlar, dolan başlı rotamız üzerindeki yüksek duvarlar ve kıştaki çarkın hantal çarpışlarının yankılanmaları arasında sessizliğe giden yolumuza koyuluyorduk. Ağaç, ağaç, milyonlarca ağaç, heybetli, kocaman, göklere uzanan ağaçlar. O ağaçların dibindeyse akıntıyla kıyıya yapışan pis, küçük buharlı teknemiz yüksek sütunlu bir avlunun zemininde kımıl kımıl ilerleyen hımbıl bir böcek gibi sürünüyordu. Bu durum insana kendisini çok küçük, fazlasıyla kaybolmuş hissettiriyordu. Fakat yine de bu duygu o kadar da moral bozucu değildi. Sonuçta küçük de olsanız, sürünen pis bir böcek de olsanız ilerliyordunuz. Yapmak istediğimiz de bu değil miydi zaten? Seyyahlar nereye doğru süründüğümüzü düşünüyorlar mıydı bilmiyorum. Bahse girerim bir şeyler elde edebilecekleri bir yere. Benim içinse Bay Kurtz'a doğru gidiyorduk. Özellikle ona. Ama buhar boruları sızıntı yapmaya başlayınca daha da yavaş sürünmeye başladık. Önümüz açılıyor, ardımız kapanıyordu.'' Sanki orman dönüş yolumuzu kapamak için uyuşuk kadınlarla suyu örtü veriyordu. Giderek karanlığın yüreğinin daha da derinlerine indik. Her yer çok sessizdi. Geceleri bazen ağaç perdesinin ardından gelen davul sesleri nehir boyunca devam ediyor, sanki üstümüzdeki havada hafifçe asılı, sabah olana dek öylece duruyordu. Bunlar savaş mı, barış mı yoksa yakarış anlamına mı geliyordu bilemiyorduk ürpertici durgunluk şafa haber veriyordu. Odun kesenler uyuyor, ateşleri zayıflıyor, insan ince bir dal kırılmasıyla irkiliyordu. Tarih öncesi bir dünyanın gezginleriydik biz. Bilinmeyen bir gezegen görüntüsüne bürünmüş bir dünyada geziyorduk. Derin acılar ve büyük zorluklar pahasına dizginlenmiş lanetli bir mirası devralan ilk insanlardan olduğumuzu düşünebilirdik. Fakat aniden bir dönemeçte işte boğuşurken karşımıza saz duvarlar, sivri ot çatılar çıkıveriyor, ağır ve hareketsiz yaprakların altında bağrışmalar kopuyor, karakollar havada dönüyor, yığınla el çırpılıyor, ayaklar yere vuruluyor, vücutlar dalgalanıyor, gözler yerlerinden fırılıyordu. Gemimiz ağır ağır, karanlık, akıl almaz bir çılgınlığın kıyısında ilerliyordu. Tarih öncesi insanlar bize sövüyor, dua ediyor, yoksa hoş geldin mi diyorlardı, kim bilir. Çevremizdekileri anlamaktan uzaktık. Yanlarından hayalet gibi süzülüp gidiyorduk. Merakla ve gizemli bir şaşkınlık içinde tıpkı Tımarhane'deki heyecan verici bir patlama anını izleyen aklı başında adamlar gibi ne olduğunu anlayamıyorduk. Çünkü çok uzaktık, hatırlayamıyorduk. Çünkü ilk çağların gecesinde yol alıyorduk. Geçmişte kalan, neredeyse hiç iz bırakmayan ve hiçbir hatırası olmayan çağlarda. Dünya, bildiğimiz dünya değildi. Yenilmiş bir canavarın prangalanmış haline bakmaya alıştırılmıştık. Oysa orada gerçekten dev gibi ve özgür bir şeydi baktığımız. Esrarengizdi. İnsanlar da öyle. Yok, hayır, onlar insanlık dışı değillerdi. Siz de bilirsiniz en kötüsü budur. Onların insan olup olmadıklarına kuşkuyla yaklaşmak. Ağır, ağır gelir üstünüze bu kuşku. Ulur, hoplayıp durur, fırıl fırıl döner, suratlarını berbat şekillere sokarlardı. Ama yine de en korkutucu şey onların insan olduklarını düşünmekti. Kendi insanlığınız gibi bu vahşi ve tutkulu patırtıyla uzak akrabalığınızı düşünmek. Çirkindi, evet. Hep iyi çirkindi. Ama eğer yeterince erkekseniz bu gürültünün korkunç samimiyetine içinizde azıcık da olsa yanıt verdiğinizi kabul etmeniz gerekirdi. Bunun için de sizin, ilk çağların gecesinden bu kadar uzakta olan, sizin kavrayabileceğiniz bir anlam olduğundan belli belirsiz de olsa kuşkulanıp... Bunun içinde sizin, ilk çağların gecesinden bu kadar uzakta olan, sizin kavrayabileceğiniz bir anlam olduğundan belli belirsiz de olsa kullanabilirdiniz. Neden olmasındı? da? İnsan zihni her şeye kadirdir. Çünkü her şey onun içindedir. Bütün geçmişte, bütün gelecekte. Orada olan neydi ki? Neşe, korku, keder, adanmışlık, kahramanlık, hiddet, kim bilir? Yalnızca gerçek. Üzerinden zamanın perdesi sıyrılmış gerçek. Bırakın havanaklar şaşakalıp ürpersin. Adam olan bilir ve gerçeğe gözünü kırpmadan bakabilir ama bunun içinde en az kıyıdakiler kadar güçlü olması gerekir. O gerçekle, ancak kendi hamurundaki gerçekle, içindeki güçle yüzleşmelidir. İlkeler işe yaramaz. Kazanç, giysiler, cicili bicili paçavralar, daha ilk güçlü sarsıntıda yok olup giden paçavralar. Hayır. Siz kasıtlı bir inanç istiyorsunuz. Bu amansız kavgada bana başvuruluyor. Öyle mi? Çok güzel. Duyuyorum, kabul de ediyorum. Ama benim de bir sesim var ve söylediklerim iyi de olsa kötü de olsa susturulamayacak bir ses benimkisi. Elbette çok korkan ve asil duyguları olan bir salak her zaman güvenliktedir. Şu homurdanan da kim? Neden benim de tepinip dans etmek için kıyıya inmediğimi merak ediyorsunuz? Evet, inmedim. Asil duygular yüzünden mi dediniz? Canınız cehenneme asil duyguların. Vaktim yoktu, ondan inmedim. Sızıntı yapan buhar borularını lehimlemekle Bunları yün battaniyeden yapılmış şeritlerle sarmakla uğraşmak zorundaydım diyorum size. Dümene bakmam, sudaki o kütüklerden sakınmam, o teneke tavayı öyle ya da böyle yüzdürmem gerekiyordu. Tüm bu işlerde daha akıllı bir adamı kurtarmaya yetecek kadar yüzeysel gerçeklik vardı. Ara sıra da ateşçilik yapan vahşiye göz kulak olmam gerekiyordu. Türünün gelişmiş bir örneğiydi. Dikey bir kazana ateşleyebiliyordu tam altında duruyordu ve diyebilirim ki ona bakmak, ancak şu gösterilerde arka ayakları üzerinde yürüyen, golf pantolonlu, tüylü şapkalı köpekleri izlemek kadar eğiticiydi. Bu harika adama birkaç aylık eğitim yetmişti. Buhar ibresine de, su ibresine de açıkça korkmadığını gösterme çabasıyla bakıyordu. Dişleri de törpülenmişti. Zavallı şeytan, tepesindeki saçlar tuhaf biçimlerde kazınmıştı. İki yanağında da süs amaçlı üçer kesik izi vardı.'' Burada ağır işler yapmak, böyle yeni bir büyüye tutulmuşçasına bilgisini artırmaya çalışmak yerine kıyıda el çırpıyor, tepiniyor olması gerekirdi. İşe yarıyordu çünkü eğitilmişti. Bildiği şey de şuydu. Eğer o saydam şeyin içindeki su görünmez olursa, kazanın içindeki kötü ruh korkunç susuzluğuyla öfkelenecek, öfkesini bastırmak için de korkunç bir intikam alacaktı. O, koluna bağladığı paçavradan uyduruk muskası ve alt dudağına enlemesine geçirdiği saat büyüklüğündeki cilalı kemikle terliyor, ateşlemeye devam ediyor, korkuyla camı izliyorken ağaçlıklı kıyılar yanımızdan akıp gidiyor, kısa süren gürültüler ardımızda kalıyor, bitmek tükenmek bilmeyen miller boyunca sessizlik sürüyordu.'' Kurtsa doğru sürünerek ilerlemeye devam ediyorduk. Ama kütükler çoktu. Su tehlikelerle dolu ve sığdı. Sanki kazanın içinde gerçekten asık yüzlü bir şeytan vardı. Bu yüzden de ne ateşçinin ne de benim tüyler ürperten düşüncelere vaktimiz vardı. İç şubeye elli mil kadar kala, kamıştan bir kulübeye, yan yatmış, bir zamanlar tepesinde bir bayrağın dalgalandığı, ama artık ne olduğu pek anlaşılmayan, yırtık pırtık bir bezin asıldığı, eğik, hüzünlü bir direğe ve itinayla istiflenmiş bir odun yığınına rastladık. Beklenmedik bir şeydi bu. Kıyıya yanaştık. Odun yığınının üzerinde, üstünde kurşun kalemle yazılmış silik yazılar olan düz bir tahta parçası bulduk. Yazıyı güçlükle çözdük. Sizin için odun. Acele edin. Dikkatli yanaşın. Bir de imza vardı.'' ama okunmuyordu. Kurt değildi yazan, daha uzun bir isimdi. Acele edin. Ama nereye? Nehirden yukarı doğru mu? Dikkatli yanaşın. Öyle yapmamıştık. Ama uyarı ancak yanaştıktan sonra bulunacağı için kendisinin olduğu yeri kastediyor olamazdı. Daha yukarıda bir sorun vardı ama ne ve ne kadar? İşte sorun buydu. Bu telgraf üslubunun aptallığına dair biraz fikir yürüttük. Etraftaki çalılar bize hiçbir şey söylemedikleri gibi, daha öteleri görmemize de engel oluyorlardı. Kulibenin girişinde kırmızı kumaştan yırtık bir perde asılıydı. Üzgün üzgün yüzümüze doğru dalgalanıyordu. Mesken olmaktan çıkmıştı. Gene de çok yakın bir zamana kadar içinde bir beyazın yaşadığı belli oluyor. İçeride iki kazığın üzerine yerleştirilmiş kalastan ibaret kaba bir masa hala duruyordu. Karanlık bir köşede çöpler yığılıydı. Kapının yanında bulduğum kitabı elime aldım. Kapakları kaybolmuştu. Sayfaları çevrile çevrile son derece pis, yumuşak bir hal almış ama kitabın sırtı hala temiz görünen beyaz bir keten iplikle güzelce dikilmişti. Bu beklenmedik bir buluntuydu. Başlığı bazı denizcilik konuları üzerine araştırmaydı. Yazarı kraliyet donanmasında Kaptan tavır ya da Tavsun gibi bir şeydi. İçindeki açıklayıcı çizimler ve itici sayısal tablolarla oldukça sıkıcı bir kitaba benziyordu. 60 yıllık bir kitaptı. Bu inanılmaz antikayı elimle dağılıp gitmesin diye büyük bir özenle tutuyordum. Kitabın içinde Tavır ya da Tavs'ın ciddiyetle gemi zincirlerinin ve halatlarının gerilimleri ve kopma noktaları gibi konulara değiniyordu. Pek de kendinizi kaptıracağınız bir kitap değildi. Fakat bundan yıllar önce tasarlanmış, Sadece mesleki olmakla yetinmeyen bir ışıkla parıldayan bu mütevazı sayfaları oluşturan işi doğru yapmaya yönelik eşsiz kararlılık ve dürüstçe ilgi daha ilk bakışta seziliyordu. Zincirlerden, makaralardan söz eden basit, yaşlı denizci, gerçekliği su götürmez bir şeyle karşılamanın verdiği tatlı hisle bana ormanı ve seyyahları unutturdu. Orada böyle bir kitap bulmak zaten harikaydı ama bana daha da ilginç gelen şey sayfa kenarlarına kurşun kalemle alınmış metinle ilgili oldukları belli notlardı. Gözlerime inanamıyordum. Şifreli yazılmışlardı. Evet. Bu şifre olmalıydı. Bu unutulmuş yerde elinde anlattığım gibi bir kitap olan, kitabının üzerinde çalışan, notlar alan, üstelik bu notları da şifreli yazan bir adam düşünün. Bu gerçekten de akla hayale sığmayan bir gizemdi. Sanki bir süredir rahatsız edici sesler geliyordu kulağıma. Kafamı kaldırdığımda odun yığınının artık yerinde olmadığını ve müdürle seyyahların nehir kıyısından bana seslenmekte olduklarını gördüm. Kitabı cebime attım. Sizi temin ederim kitabı okumadan bırakmak bana eski ve sıkı bir dostun koruyuculuğundan mahrum kalmak gibi gelmişti. Aksak motoru yeniden çalıştırdım. Şu sefil tüccar olmalı o davetsiz misafir diye bağırdı müdür geride bıraktığımız yere hain gözlerle bakarak İngiliz olmalı dedim müdürse karanlık bir edayla eğer dikkatli olmazsa bu onu beladan kurtarmaya yetmeyecektir diye mırıldandı masum bir havayla bu dünyada kimsenin beladan uzak duramayacağını söyledim şimdi akıntı daha da hızlıydı gemi sanki son nefesini veriyor kıştaki çark uyuşuk uyuşuk dönüyor, ben de kulağımı motorun bir sonraki atışına kaptırmış, doğruyu söylemek gerekirse her an bu perişan şeyin durmasını bekliyordum. Can çekişen birini izlemek gibi bir şeydi bu. Ama yine de ağır ağır ilerliyorduk. Bazen kurtsa doğru ilerleyişimizin hızını ölçebilmek için bir ağacı kerteriz alıyor ama her defasında daha yanına varmadan onu gözden kaybediyordum. Onca süre gözünü bir şeyin üzerinde tutmaya sabredemiyor insan. Müdür, harika bir kaderine razı olmuşluk tavrı sergiliyordu. Sıkılıyor, öfkeleniyor ve kendi kendime kursla açık açık konuşup konuşamayacağımı tartışıyordum. Ama daha bir sonuca ulaşamadan yapacağım konuşmanın ya da sessiz kalmanın herhangi türden bir hareketin aslında çok anlamsız olacağını anladım. Kimin ne bildiğini, neyi bilmezden geldiğinin ne önemi vardı? Müdürün kim olduğunun ne önemi vardı?'' Bazen insanın zihninde böyle bir kavrayış parıldığı verir. Bu meselenin özü, yüzeyin çok altında, benim uzanabileceğim, burnumu sokabileceğim noktadan çok daha derinde yatıyordu. İkinci günün akşamına doğru, Kurtz'un şubesine sekiz mil mesafede olduğumuzu hesapladık. Ben ilerlemek istiyordum, fakat müdür ağırbaşlı tavrıyla o bölgede yol almanın çok tehlikeli olduğunu, Güneş de neredeyse batmak üzere olduğundan ertesi sabaha kadar bulunduğumuz yerde kalmanın daha akıllıca olacağını söyledi. Dahası, dikkatli yanaşma uyarısına uyacak olursak, oraya gündüz gitmemiz gerekirdi. Akşam karanlığında ya da gece değil. Bu gerçekten de mantıklıydı. 8 mil bizim için yaklaşık olarak 3 saatlik yolculuk anlamına geliyordu. Üstelik baktığımda ötelerde kaygı verici dalgalanmalar görebiliyordum. Yine de gecikme beni anlatamayacağım kadar hem de anlamsız bir şekilde sinirlendirmişti. Geçen onca aydan sonra bir gecenin ne önemi olabilirdi? Yeteri kadar odunumuz olduğundan ve dikkatli olmamız gerektiğinden tekneyi nehrin ortasına çektim. Nehir dar ve düzdü. Kıyılar demiryolu kenarları gibi yüksekti. Güneş batmadan çok önce karanlık çökmeye başladı. Akıntı bitebiye ve hızlıydı. Ama kıyılara sessiz bir hareketsizlik hakimdi. Sarmaşıklarla birbirine dolanan o canlı ağaçlar ve altlarındaki her biri canlı çalı, en ince dala, en zayıf yaprağa kadar taş kesmişti sanki. Uyku değildi bu. Doğal görünmüyordu. Tıpkı bir trans hali gibi. En küçük bir ses bile duyulmuyordu. Şaşırıp kalıyor, sağır olduğunuzdan kuşkulanmaya başlıyordunuz. Sonra gece aniden indi. Artık gözlerimiz de görmez olmuştu. Sabaha doğru üç sularında iri bir balık suda sıçradı. Şapırtısına sanki silah patlamış gibi zıpladım. Güneş doğduğunda fazlasıyla sıcak ve nemli geceden daha da kör edici, bembeyaz bir sis vardı. Sis kalkmıyordu, uzaklaşmıyordu bile. Etrafımızı saran katı bir maddeymiş gibi orada öylece duruyordu. Saat ya sekiz ya da dokuzdu sis bir kepenk gibi kalktı. Kule gibi yükselen onca ağacı, uçsuz bucaksız donuk ormanı, üzerinde asılı duran küçük ateşten topu ve güneşi gördük. Hepsi kımıltısızdı. Ve sonra beyaz kepenk geri geldi. Yağlanmış yuvalarından kayar gibi indi. Toplamaya başladığımız zinciri geri salmalarını emrettim. Daha zincirin boğuk bir tangırtıyla inmesi bitmemişti ki, bir çığlık, Sanki sonsuz bir yalnızlıkla yüklü, çok yüksek perdeden bir çığlık kesif havada yavaşça yükseldi ve kesildi. Vahşi bir uyumsuzlukla yüklü şikayetçi bir gürültü kulaklarımızı doldurdu. Bu beklenmedik ses saçlarımı kasketimin içinde dimdik etti. Diğerlerini nasıl vurdu bilmiyorum. Bana sanki çığlığı atan sisin kendisiymiş gibi geldi. O kadar aniydi ki kopan kargaşa, hüzün dolu patırtı görünüşe göre her yönden gelmişti. Çığlık neredeyse tahammül edilmez derecede aşırı, çok sayıda daha küçük feryatla birlikte yükselip birden son bulduğunda garip pozlarda dona kalmıştık ve inatla en az duyduğumuz ses kadar şaşırtıcı ve aşırı olan sessizliği dinlemekteydik. Aman tanrım, bu da nedir? diye kekeledi dirseğimin dibinde duran seyyahlardan biri. Saçları sarı, favorileri kızıl, lastikli çizmeler giyen, pembe pijamalarını çoraplarının içine sokan ufak tepek şişman bir adamdı. Diğer ikisinin bir dakika boyunca ağzı açık kaldı, önce küçük kameraya daldılar, sonra korkulu gözlerle tekrar dışarı fırladılar. Ellerinde Winchester'larıyla hazır bekliyorlardı. Görebildiğimiz tek şey üzerinde olduğumuz gemiydi. Sanki erime noktasındaymış gibi hatları belirsizleşmişti. Bir de onun etrafında belki yarım metre genişlikte puslu bir su hattı görünüyordu. O kadar. Gözlerimize ve kulaklarımıza bakılırsa dünyanın geri kalanı yok olmuştu. Gitmiş, gözden kaybolmuş, ardından ne bir fısıltı ne bir gölge bırakarak silinip gitmişti. Buruna gittim ve gerekirse bir an önce demir alıp buharlı tekneyi hareket ettirebilmemiz için zincirin kısaltılmasını emrettim. Saldıracaklar mı? diye sordu ürkmüş bir ses. Bir diğeri, bu sisin içinde hepimizi doğruyacaklar diye mırıldandı. Yüzler korkudan kasılmıştı. Eller hafifçe titriyordu. Gözler kırpılmayı unutmuştu. Beyazların evleri sadece sekiz mil uzaktaydı ama nehrin bu kısmına en az beyazlar kadar yabancı olan mürettebatımızdaki siyahların yüz ifadelerindeki farkı görmek çok ilginçti. Kuşkusuz çok korkmuş olan beyazlar, böylesine şiddetli bir patırtıdan dolayı şoke olmuş, endişeli gözlerle etrafa bakıyorlardı. Ötekiler tetikteydi ve doğal olarak kaygılıydılar. Ama yüzleri esas olarak sakindi. Aralarında zinciri çekerken sırıtan bir iki tane adam bile vardı. Birkaçı gırtlaktan gelen bir sesle birbirleriyle kısa cümlelerle konuştular. Bu da sorunu çözmelerine yetti. Şefleri lacivert bir kumaşa sıkıca sarılmış, geniş burunlu, saçları sanatkarca yapılmış parlak bukleler halinde duran, geniş göğüslü siyah bir gençti ve yanı başımda duruyordu. Hah dedim, arkadaşlık göstermek adına. Oysa yakalayın onu diye azarladı. Kocaman olmuş kan gözleri ve parıldayan dişleriyle yakalayın, bize ver onu. Size mi diye sordum. Ne yapacaksınız onları? Kısa ve sert. Yiyeceğiz dedi ve dirseklerini küpeşteye yaslayıp derin düşüncelere dalmış ağır başlı bir edayla gözlerini sisin içine dikti. Onun ve arkadaşlarının aç olduğunu düşünmeseydim herhalde iyice korkardım. En azından geçtiğimiz ay boyunca açlıkları iyice artmış olmalıydı. Altı aylığına işe alınmışlardı. İçlerinden birinin bile bizim sayısız asırlar sonunda elde ettiğimiz zaman kavramı hakkında en ufak bir fikri olduğunu sanmıyorum. Onlar hala zamanın başlangıcına aittiler. Onlara atalarından kalan neyin ne olduğunu öğretecek bir tecrübe yoktu. Ve kuşkusuz ortada saçma yasalardan birine dayanılarak nehrin aşağı kesimlerinde yazılmış bir kağıt parçası olduktan sonra nasıl yaşayacakları kimsenin umurunda bile değildi. Yanlarında biraz kokuşmuş su aygırı eti getirmişlerdi elbette ama eğer etlerin önemli bir kısmı seyyahlar tarafından Büyük bir şamatayla denize atılmamış olsaydı dahi pek uzun süre dayanmayacaktı. Seyyahlarınki çok kaba bir kapris gibi görünüyor olabilir ama aslında mesele tam bir nefsi müdafaydı. Uyanıkken, uyurken, yemek yerken hem ölü su aygırı kokan havayı soluyup hem de yaşamla aranızdaki zaten zayıf olan bağı korumaya devam edemezdiniz. Ayrıca adamlara her hafta üçer parça 30 santim uzunluğunda pirinç tel veriliyordu.'' Teoriye göre tedavildeki bu nesneyle kıyılardaki köylerden ihtiyaçlarını karşılayacaklardı. Bunun pek işe yaradığı söylenemez. Ya etrafta köy yoktu ya da halk düşmanca davranıyordu ya da geri kalanımız gibi konserve ara sırada keçi eti yiyen idareci belirsiz nedenlerle tekneyi durdurmak istemiyordu. Bu yüzden de bizzat teli kemirmedikleri ya da balık tutmak için kanca yapmadıkları sürece bu abartılı maaşlarının onlara ne faydası vardı anlamış değilim. Maaşların büyük ve onurlu bir şirkete yakışan intizamla ödendiğini belirtmek zorundayım. Bunun dışında yiyebilecekleri tek şey hoş o da pek yenecek gibi görünmüyordu ya. Yapraklara sardıkları, kirli lavanta renginde yarı pişmiş hamura benzeyen, ara sıra birer parça yuttukları bir şeylerdi. Ama o kadar küçük parçaları sırrıyorlardı ki, bunu da ciddi bir beslenme amacıyla değil, daha çok gösteriş için yapıyor gibiydiler açlığın tüm kemirgen şeytanları adına neden bize saldırıp, otuza karşı beş kişiydik, tıka basa karınlarını doyurmadıklarına hala şaşıyorum. Bir şeyin sonuçlarını idrak etme kabiliyetleri gelişmiş değildi. Tenleri parlaklığını, kasları da sertliklerini yitirmişti. Yine de hala yapılı, cesur, güçlü adamlardı. Ama işte tam o noktada dizginleyici bir şeylerin, insanlığın şaşırtıcı sırlarından birinin rol oynadığını gördüm. Birden onlara yönelik ilgim arttı. Fakat kısa süre içinde beni yiyebileceklerini düşündüğümden değil. Şunu söylemeliyim ki, durumu yeni bir ışığın altında algılıyordum. Şu seyyahlar ne kadar da sağlıksız görünüyorlardı ve umuyordum ki, evet yürekten umuyordum ki, kendi görünümüm de o denli, nasıl diyebilirim, iştah kapatıcı bir hale gelmemiş olsun. O zamanlarda günlerimi dolduran rüya hissine çok uyan, hayal ürünü bir kendini beğenmişliğin yansımasıydı bu. Belki ateşim de biraz çıkmıştı. İnsan sürekli bir elin nabzında yaşayamaz ki. Sık sık biraz ateşim olurdu ya da küçük rahatsızlıklar yaşardım. Tüm bunlar arazinin oyuncu pençeleri, daha büyük ve ciddi saldırının öncesindeki başlangıç oyunlarıydı. Evet, Onlara herhangi bir insanoğluna baktığımız gözle, çetin bir sınavla karşı karşıya kaldıkları andaki güdülerini, dürtülerini, yeteneklerini, zaaflarını merak ederek bakıyordum. Özdenetim. Hangi özdenetim? Batıl bir inanç, tiksinme, sabır, korku mu ya da bir tür ilkel onur muydu bu? Hiçbir korku açlığın önünde duramaz. Hiçbir sabır onu ortadan kaldıramaz. Açlığın olduğu yerde tiksinme de olmaz. İş. Sizin ilkeler diye adlandırabileceğiniz batıl inançlara, itikatlara gelince, bunların rüzgarda savrulan saman tanesi kadar etkisi yoktur. Giderilemeyen açlığın kötülüğünü, delirtici sancısını, insana verdiği karanlık fikirleri, kasvetin giderek artan şiddetini bilmez misiniz? Ben biliyorum. Açlıkla baş etmek için insanın olanca gücüyle savaşması gerekir. İnanın şerefini yitirmekle, ruhunu yitirmekle savaşmak, böyle uzayan bir açlıkla savaşmaktan daha kolaydır. Ne yazık ki gerçek böyle. Üstelik bu adamların herhangi türden bir vicdana sahip olmaları için hiçbir geçerli nedenleri yoktu. Öz denetim. Ancak savaş alanında, ölülerin arasında gezen bir sırtlandan beklediğim kadar kendini dizginleme bekleyebilirdim onlardan. Ama gerçek karşımdaydı işte. Düşününce aslında nehrin kenarında sisin kör beyazlığının ardında yanımızdan geçip giden bu vahşi seslerdeki açıklanamaz ve umarsız kederli tınıdan daha da tuhaf olan onun daha büyük bir sır barındırmasıydı içinde. Denizlerin köpükleri gibi akılanmaz bir muammanın üzerinde oynaşan dalgacıklar gibi insanı şaşırtan gerçek buydu işte.'' İki seyyah telaşlı fısıltılarla sesin hangi taraftaki kıyıdan geldiğini tartışıyorlardı. Soldan, hayır hayır olur mu hiç, sağdan geldi, elbette sağdan, durum çok ciddi diyen müdürün sesi arkamdaydı. Biz varmadan Bay Kurtsun başına bir şey gelirse çok üzülürüm. Dönüp baktım içten niye şüphe götürmezdi. Müdür tam da dış görünüşünü korumak isteyecek adamlardandı. Bu da onun öz denetimiydi. Ama bir an önce ilerlemekle ilgili bir şeyler mırıldandığında cevap verme zahmetine bile girmedim. Bunun imkansız olduğunu o da biliyordu, bende. Eğer teknemiz dibe sımsıkı tutunuyor olmasaydı, hiç şüphe yok ki havada, uzayda sürükleniyor olurduk. Kıyılardan birine bindirene dek ileri doğru mu, geriye doğru mu, yoksa yan yan mı giderdik, Tanrı bilir. Çarptığımız kıyının hangisi olduğunu dahi bilemezdik. Elbette kıpırdamadım.'' Bir yerlere çarpmaya hiç niyetim yoktu. Deniz kazası için daha korkunç bir yer olamazdı. Anında boğulmasak bile kısa süre içinde hızla ölürdük. Şöyle veya böyle. Küçük bir sessizliğin ardından sana tüm riskleri almanı emrediyorum dedi. Kısaca almayı reddediyorum dedim. Ses tonum onu şaşırtmış olsa da aslında duymayı beklediği yanıt tam da buydu. Dikkat çekici bir nezaketle sizin kararınıza uymak zorundayım. Kaptan sizsiniz, yanıtını verdi. Teşekkür ettiğimi gösterir biçimde ona döndüm ve sise baktım. Ne kadar sürecekti bu? Durum çok umutsuz görünüyordu. Bu rezil çalılıkta fil dişi talanındaki kurtsa yaklaşmak, muhteşem bir şatoda uyuyan güzele giden yol kadar tehlikelerle doluydu. Müdür, bana güveniyormuş gibi, ''Sence yeniden saldırırlar mı?'' diye sordu. Açıkça belli pek çok nedenden dolayı yeniden saldırmayacaklarını düşünüyordum. Birincisi etrafı saran koyu sisti. Biz nasıl kıpırdamamız halinde kaybolacaksak, kanolarıyla kıyıdan uzaklaşmaya kalkarlarsa onlar da kaybolurlardı. Gerçi her iki kıyıdaki orman da bana içine girilemeyecek kadar sık görünüyordu fakat yine de gözler vardı orada. Bizi daha önce görmüş olan gözler. Tam kıyıdaki çalılar gerçekten de sıktı. Fakat arkalarındaki çalıların arasına pek hala girilebilirdi. Yine de sis kısa süreliğine kaptığında etrafta kano falan görememiştim. En azından gemimin yanında. Ama benim için saldırının tekrarlanmasını mantıksız kılan asıl şey duyduğumuz gürültünün çığlıkların niteliğiydi. Ani, düşmanca bir tutum havası yoktu bu çığlıklarda. Beklenmedik, yabanıl, vahşi çığlıklar olsa da bana dayanılmaz bir hüzün duygusu vermişlerdi. Buharlı tekneyi görmek bir şekilde o yerlilerin içini dizginlenmemiş bir acıyla doldurmuştu. Farkına vardığın bir tehlike varsa o da koy verilmiş büyük bir insani tutkunun yakınında olmamızdı. Büyük bir acı bile sonunda şiddete dönüşebilir ama genellikle duyarsızlıkla sonlanır. Seyyahların bakışlarını görmeliydiniz.'' Gülümsemeye, hatta bana kızmaya bile cesaretleri kalmamıştı. Ama eminim delirdiğimi, muhtemelen de korkudan delirdiğimi düşünüyorlardı. Tam bir nutuk çektim onlara. Sevgili çocuklar, kaygılanmanın gereği yok. Gözümü açmak mı? Elbette tahmin edersiniz ki sisin kalktığına dair bir belirti görmek için kedinin fareye baktığı gibi gözümü dört açmıştım. Ama bunun dışında kilometrelerce uzunluğunda bir pamuk yığınının altına gömülmüş olsaydık, gözlerimiz ancak bu kadar işlevsiz olabilirdi. Sisin yarattığı duygu tam da böyleydi. Boğucu, sıcak, ağır. Ayrıca tüm bu anlattıklarım size ne kadar abartılmış gelirse gelsin, sonuna kadar doğru. Daha sonradan saldırı diye adlandırdığımız şey de aslında bir saldırıyı geri püskürtme girişimiydi. Eylem, saldırgan olmaktan uzaktı. Bildik anlamda savunma dahi sayılmazdı. Çaresizliğin yarattığı gerilim altında gerçekleştirilmişti. Özünde sadece korunma vardı. Kendiliğinden geliştiğini söylemeliyim. Sisin kalkmasından iki saat sonra, başlangıç noktası da Kurtsun bulunduğu şubenin hemen hemen bir buçuk mil aşağısıydı. Nehrin ortasında üzeri sadece parlak yeşil çimenlerle kaplı adacığı gördüğümde bir dönemici güç bela aşmayı başarmıştık. Karşımıza ilk kez böyle bir kara parçası çıkıyordu. Ama yaklaştıkça bunun uzun bir sığlığın alt ucu, daha doğrusu nehrin ortasına doğru uzanan sığlıklar zincirinin ilki olduğunu fark ettim. Hemen yüzeyde soluk renkli suyun altında tıpkı bel kemiğinin derinin altından belli oluşu gibi bütünüyle belli olan tepeciklerdi bunlar. Artık görebildiğim kadarıyla bu tepecikleri sağımda ve solumda bırakarak ilerleyebiliyordum. Ama elbette geçitleri de bilmiyordum. İki kıyı birbirlerine çok benziyor, derinlikleri de aynı gibi görünüyordu. Ancak bana şubenin batı kıyısında olduğu söylenmişti. Ben de doğal olarak bu yöne bakıyordum. İçine girer girmez kanalın bu kısmının tahmin ettiğimden çok daha dar olduğunu gördüm. Sol tarafımızda bir sığlık uzayıp gidiyor, sağımızda ise sarp, üzeri tamamen çalılarla kaplı bir kıyı yükseliyordu. Çalılığın üst tarafında sıra sıra ağaçlar vardı.'' Akıntının üzerine sık sık dallar uzanıyor, yer yer ağaçların büyük kalın dalları da sivri uçlarıyla nehrin üzerine taşıyordu. Artık vakit öğleden sonra olmuş, ormanın yüzü kasvetli bir hal almış, gölgeler kalın bir bant gibi çoktan suyun üzerine düşmüştü. Bu gölgelerde tasavvur edersiniz ki çok yavaş ilerliyorduk. Sırıkla derinliği ölçen adama göre kıyıya yakın kesimde su daha derin olduğundan iyice yakından gidiyorduk.'' Aç ve sabırlı arkadaşlarından biri tam altımdaki pruvadan bana derinliği bildiriyordu. Buharlı teknemiz süslü püslü bir salapurya gibiydi. Güvertede tik ağacından kapıları pencereleriyle iki küçük kulübe vardı. Kazan baş altında, motor da tam kıçtaydı. Hepsinin üzerinde direklerle desteklenmiş hafif bir çatı duruyor, baca işte bu çatıdan yukarı çıkıyor, Hafif tahtalardan bacanın önüne inşa edilmiş küçük kulübe ise kaptan köşkü işlevini görüyordu. İçinde bir divan, iki katlanan tabure, köşede dolu bir Martini Henry marka tüfek, küçük bir masayla dümen yer alıyordu. Önünde büyük bir kapı, her iki yanda geniş kefenkler vardı. Elbette hepsi de sürekli açıktı. Günlerimi o çatının en ucuna, kapının hemen önüne tüneyerek geçiriyordum. Geceleri divanda uyuyordum.'' En azından uyumaya çalışıyordum. Dümencim kıyıdaki kabilelerden birinden gelen ve Zavallı Selefim tarafından eğitilmiş olan atletik yapılı bir zenciydi. Kulaklarında bir çift pirinç küpe sallanıyor, belinden ayak bileklerine kadar uzanan mavi bir kumaş parçasına sarınıyor, küçük dağları ben yarattım der gibi duruyordu. Hayatımda gördüğüm en dengesiz salaktı. Siz yanındayken kasım kasım kasılarak dümeni abartıyla çeviriyor ama görüş alanının dışına çıkıverdiniz mi sefil bir korkuyla donup kalıyor ve zaten sakat olan teknenin kontrolünü anında kaybediyordu. Ben suyun derinliğini ölçen sırığa bakıp her defasında sırığın daha uzun bir kısmının suyun yüzeyinde kaldığını gördükçe sinirlenirken sırıkça aniden yaptığı işi bıraktı. Sırığını içeri alma zahmetini dahi göstermeden güverteye sırt üstü uzandı. Hala elinde tuttuğu sırığın bir ucu suyun içindeydi. Aynı anda hemen altında görünen ateşçi aniden ocağın önüne oturup başını yere eğdi. Şaşırmıştım. Hemen yüzümü ırmağa dönmek zorunda kaldım. Çünkü önümüze bir kütük çıkmıştı. Çubuklar, küçük çubuklar havada uçuşuyor, yağmur gibi yağarak burnumun önünden geçiyor, ardıma düşüyor, arkamdaki kaptan köşküne isabet ediyordu. Tüm bunlar olurken nehir, kıyı, orman hepsi sakindi son derece sakin. Kulağıma sadece pervanenin suya çatmasının şapırtısıyla bu şeylerin patırtısı geliyordu. Zar zor kütüğün yanından geçtik. Tanrım, oktu bunlar. Bize o ok katılıyordu. Kıyı tarafındaki kepengi kapatmak üzere derhal içeri girdim. Dümenci salağa dümenin kollarına tutunmuş, dizlerini yukarı çekiyor, ayaklarını yere vuruyor, ağzını açıp kapıyor, tıpkı dizginlenmiş bir at gibi. Şaşkın herif kıyıya üç metre kadar mesafede sallanıp duruyorduk. Büyük kepengi kapatmak için tamamen dışarı eğilmem gerekti. O sırada benimle aynı seviyede, yaprakların arasında bana gözünü kırpmadan vahşi gözlerle bakan bir yüz gördüm. Hemen ardından gözlerimin önünden bir perde kalktı. Allak bullak karanlığın içinde çıplak gövdeleri, kolları, bacakları, parıldayan gözleri fark ettim. Çalılık, hareket eden, ışıldayan, bronz renkte kol ve bacaklarla doluydu.'' İnce dallar sallanıyor, sarsılıyor, hışırdıyor, diyor, aralarından oklar fırlıyordu. Kepenk sonunda kapandı. Dümenciye ''Dost doğru git'' dedim. Başı dimdik, yüzü önde ama gözleri yuvalarında oynuyordu adeta. Ayaklarını yavaşça yukarı kaldırıp yere vurmaya devam ediyordu. Ağzı hafifçe köpürmüştü. Öfkeyle ''Sessiz ol'' dedim. Ama bu bir ağaca rüzgarda sallanmamasını emretmekten farksızdı. Dışarı fırladım. Altında demir güvertede karma karışık ayak sesleri işitildi. Şaşkın haykırışlar yükseliyordu. Birileri geri dönemez misin diye bağırdı. İleride V biçiminde dalgacıklar gördüm. O da ne? Bir kütük daha. Ayağımın altından bir yaylım ateşi başladı. Seyyahlar Winchester'larını ateşleyerek çalılıklara kurşun yağdırıyorlardı. Bir duman bulutu yükselmiş ağır ağır ilerliyordu. Küfürü bastım. Artık dalgacığı da kütüğü de göremiyordum. Kapıda durup görmeye çalışıyordum. Üzerime de öbek öbek ok yağıyordu. Oklar belki de zehirliydi ama görünüşe bakılırsa bir kediyi bile öldüremeyecek cinstendiler. Çalılıktan iniltiler gelmeye başladı. Oduncularımızdan bir savaş çığlığı yükseldi. Arkamda patlayan tüfek beni neredeyse sağır ediyordu. Dönüp omzumun üzerinden baktım. Derhal dümene koştuğumda kaptan köşkü hala gürültü ve dumanla doluydu. Aptal zenci her şeyi bırakıp kepengi açmış, Martini Henry'i ateşlemişti. Pencerenin önüne geçmiş, öfkeyle dışarı bakıyordu. Bir taraftan bağırıp onu geri çağırırken, bir taraftan da ani dönüş nedeniyle bozulan rotayı düzelttim. İstesem bile dönecek yer yoktu. Kütük, önümüzdeki duman bulutunun içinde çok yakın bir noktadaydı. Harcayacak zamanım kalmamıştı. Orada suyun derin olduğunu bildiğimden gemiyi kıyıya doğru yanaştırdım. Kırılan dalların ve uçuşan yaprakların curcunası arasında üstümüzde asılı duran çalıların altından nehri yara yara ilerledik. Aşağıdaki yaylı ateşi uzun sürmedi. Zaten tüfekler boşalınca böyle olacağını biliyordum. Bir pencereden girip diğerinden çıkan parıltılı vızıltıdan çevik hareketlerle başımı sakındım. Dönüp boş silahını sallayarak bağıran, deliye dönmüş dümencinin ardından kıyıya baktığında iki büklüm koşan, sıçrayan, sürünen, kimi bütünüyle, kimi yarım yamalak seçilen ve kaybolup giden belirsiz insan silüetleri gördüm. Kepengin önünde havada kocaman bir şey belirdi. Tüfek fırlayıp denize düştü. Adam aniden geriye adım attı. Omzunun üzerinden bana tuhaf, derin, sıcak bir ifadeyle baktı ve ayağımın dibine yığıldı. Başının yan tarafını iki kez dümene çarptı. Uzunca kamışa benzeyen bir şey, tangır diyerek küçük, katlanır sandalyelerden birinin üzerine devrildi. O şeyi kıyıdaki birinin elinden çekip aldıktan sonra dengesini yitirip düşmüş gibi görünüyordu. Önümüzdeki ince duman tabakası kalkmış, kütüğün yanından geçmiştik. İleriye baktığımda yüz metre kadar mesafeyi görebiliyordum. Artık kıyıdan uzaklaşabilirdim. Ama ayağımda sıcak ve nemli bir şey olduğunu hissettim ve yere bakmak zorunda kaldım. Adam sırtüstü dönmüştü ve doğrudan bana bakıyordu. İki eli okamışa sarılmıştı. Pencereden içeri atılan ya da sokulan bir mızrağın gövdesiydi elindeki. Dümenciyi kaburga kemiklerinin hemen altından yanından vurmuştu. Ucu korkunç bir yara açarak görünmeyecek kadar derine girmişti. Ayakkabılarımın içi kan dolmuştu. Yerde oluşan durgun kan gölü dümenin altında koyu kırmızı parlıyordu. Gözlerinde şaşırtıcı bir parıltı vardı. Yaylım ateşi yeniden başladı. Bana endişeyle bakıyordu. Mızrağa değerli bir şeymiş gibi sarılmıştı. Sanki onu elinden almamdan korkuyordu. Güçlükle gözlerimi onun gözlerinden alıp dümene dönebildim. Başımın üzerinde duran buhar düdüğünün ipini tek elle bulup aceleyle üst üste öttürdüm. Öfkeli ve savaşı çağrıştıran bağrışma yaygarası anında kesildi ve ardından ormanın derinliklerinden, insana sanki son umudunda dünyadan uçup gitmek üzere olduğunu düşündüren, titrek, uzun, kederli ve korku dolu bir inleme yükseldi. Çalılıkların arasında büyük bir karışıklık vardı. Ok yağmuru sona ermişti. Atılan son birkaç el mermi keskin sesler çıkardı ve ardından sessizlik geldi kıştaki pervanenin hımbıl vuruşlarına rahatlıkla duymama izin veren sessizlik. Pembe pijamalı seyyah kapıda ateşli ve heyecanlı bir halde göründüğünde dümeni tam sancağa kırmıştım. Resmi bir ses tonuyla "Beni müdür gönderdi." diye başladı ama birden durakladı. "Aman Tanrım." dedi yaralı adama bakarak. "Biz iki beyaz başında dikiliyorduk. Parlak ve şaşkın bakışları ikimizi de sarmıştı. İnanın Sanki birazdan anlaşılır bir dille bir şeyler soracak gibi görünüyordu. Ama doğru dürüst ses bile çıkaramadan, kolunu bacağını bile oynatmadan, tek bir kası bile seyirmeden öldü. Yalnızca son anda bizim göremediğimiz bir işarete, duyamadığımız bir fısıltıya yanıt verircesine suratını astı. Bu somurtma da onun kara ölüm maskesine inanılmaz bir kasvet, boğucu, tehditkar bir ifade ekledi. Endişeli bakışların parlaklığı ağır ağır sönerek boş bir cama dönüştü. Temsilciye umutla, dümende durabilir misin? diye sordum. Çok kararsız görünüyordu ama koluna sarıldım. O da istese de istemese de dümende durması gerektiğini anladı. Doğrusunu söylemem gerekirse ayakkabılarımı, çoraplarımı değiştirmek için ölüyordum. Öldü diye mırıldandı. Derinden etkilenmişti. Ona ne şüphe dedim ayakkabı bağcıklarıma deli gibi asılırken. Bu arada Bay Kurtz'un da o sıralarda öldüğünü tahmin ediyorum. O an için en güçlü düşünce buydu. Sanki var olmayan bir şey peşinde çabalamakta olduğumu keşfetmişim gibi büyük bir hayal kırıklığına kapılmıştım. Onca yolu sadece Bay Kurtz'la konuşmak amacıyla tepmiş olsaydım, bundan daha fazla rahatsız olamazdım. Onunla konuşmak. Ayakkabılarımdan tekini suya fırlattım ve beklediğim tek şeyin bu olduğunu anladım.'' Bay Kurt'la bir konuşma. Şaşırarak aslında onu bir şeyler yaparken değil de bir şeyler konuşurken hayal ettiğimi fark ettim. Kendi kendime artık onu asla göremeyeceğim ya da artık onunla asla el sıkışamayacağım demiyordum. Artık onu asla duyamayacağım diyordum. Kendisini bir ses olarak tanıtmıştı. Elbette onu bazı hareketlerle ilişkilendirmemiş de değildim. Her türlü kıskançlık ve imrenme ifadesiyle diğer tüm temsilcilerin toplamından fazla fil dişi topladığı, takas ettiği, dolandırdığı ya da çaldığı anlatılmamış mıydı bana? Mesele bu değildi. Mesele onun yetenekli bir yaratık olmasıydı ve tüm yetenekleri arasında en öne çıkanı ve içinde gerçek bir varlık hissi taşıyanı da hitabet yeteneği ve sözleriydi şaşırtıcı, aydınlatıcı, en çok övülen, en çok aşağılanan, yanıp sönen ışık üzmesi, geçit vermez bir karanlığın kalbinden gelen sahte bir akımdı bu ifade yeteneği. Ayakkabının diğer teki de nehrin kötülük tanrısını boyladı. Tanrım, diye düşündüm. Her şey bitti, çok geç kaldık. O yok oldu, yetenek yok oldu. Bir mızrakla, okla ya da sopayla, o adamın konuştuğunu asla duyamayacağım artık. Duyduğum hüzün aşırı bir duygu patlamasıydı. Tıpkı çalıların arasındaki şu vahşilerin inlemelerinde gördüğüm hüzün gibi. Bir inancımı yitirseydim ya da hayatımdaki en büyük talihi ıskalasaydım daha büyük bir yalnızlık hissetmezdim. Neden öylesine hiç geçiriyorsunuz? Saçma mı? Tamam saçma, yüce tanrım. İnsan hiç... Neyse, biraz tütün verin bana. Bir an derin bir sessizlik oldu. Ardından bir kibrit çaktı ve sarkan kırışıklıkları, düşmüş göz kapaklarıyla Marlow'un yoğun bir dikkat ifadesi taşıyan, yıpranmış, çökmüş yüzü göründü. Piposundan güçlü nefesler çekerken, sanki geceyle kibritten çıkan küçük alevin düzenli yanıp sönmesi arasında bir görünüp bir kayboluyordu. Kibrit söndü. ''Saçma!'' diye bağırdı. Anlatması en zor yanı da bu. Şu halinize bakın. Çifte çapalı, yerinden kıpırdamayan gemiler gibi ikişer palamara bağlanmışsınız. Bir köşede kasap, bir köşede polis, iştahınız yerinde, ateşiniz de normal. Duydunuz mu? Yılın başından yılın sonuna dek normal. Tutup ne diyorsunuz? Saçma. Saçmanın canı cehenneme. Saçma. Benim sevgili dostlarım, sırf sinirden bir çift yeni ayakkabıyı denize fırlatan bir adamdan başka ne bekleyebilirsiniz? Şimdi düşününce ağlamadığıma şaşıyorum. Her şeye rağmen yürekliliğimle gurur duyardım. Yetenekli Baykurtsu dinlemenin paha biçilmez ayrıcalığını yitirdiğim fikrine kapılmıştım. Ama elbette yanılmaktaydım. Bu ayrıcalık beni bekliyordu. Evet, onun hakkında haddinden fazla şey dinlemiştim ve ben de haklıydım. Bir ses, bir sesten başka bir şey değildi o. Ve duydum onu, o sesi ve diğerlerini. Hepsi bir sesten başka bir şey değillerdi. O günlerin elle tutulamaz, büyük bir şamatanın son titriyişleri gibi aptalca, aşağılık, sefil, vahşi ya da sadece kötü ve hiçbir şekilde mantığa sığmayan hatırasını hala yanımda taşıyorum. Sesler, sesler, kızın kendisi bile, şimdi. Uzun süre sessiz kaldı. Yeteneklerinin hayaletini sonunda bir yalanla yere serdim diye başladı birden. Kız. Ne? Kız mı dedim? Kızın bunlarla hiç alakası yok. Onların, kadınların yani bunlarla alakaları yoktur. Olamaz. Biz onların kendi güzel dünyalarında yaşamaya devam etmelerine yardımcı olmalıyız. Yoksa bizim dünyamız daha da çirkinleşir. Ah, tüm bunlarla alakası olmaması gerekirdi onun. Bay Kurtz'un hortlamış bedenini sözlüm derken duymalıydınız. O zaman kızın nasıl da tüm bunlarla alakasız olduğunu anlardınız. Bir de Bay Kurtz'un o koca alnını görseydiniz. Bazen insanın öldükten sonra da saçlarının uzamaya devam ettiğini söylerler ama bu, bu tür tamamıyla geldi. Arazi onun başına bir şaplak indirmişti. Görecektiniz, top gibiydi başı. Fil dişinden bir top gibi okşamıştı dua onu ve hop solu vermişti kurt. Doğa onu almış, sevmiş, damarlarına nüfuz etmiş, etini tüketmiş, şeytani bir kabul töreninin akıl almaz seremonileriyle ruhunu ele geçirmişti. O arazinin en çok üzerine düştüğü şımarık gözdesiydi. Fil dişi mi? Elbette. Küme küme, öbek öbek eski kerpiç kulübe ağzına kadar fil dişiyle doluydu. Tüm ülkede ne yerin altında ne üstünde ulaşılacak tek bir diş kalmadı sanırdınız. Müdür küçümseyerek, çoğu fosil demişti. Benden daha fosil sayılmazlardı ama topraktan çıkarılan fil dişine fosil diyorlar işte. Görünen o ki, bu zenciler fil dişlerini bazen gömüyorlardı. Ama bu yığını belli ki yetenekli baykurtsu kaderinden koruyacak kadar derine gömememişlerdi. Tekneyi fil dişiyle doldurduk.'' Epeycesini de güverteye yığmamız gerekti. Böylece görmesi mümkün olduğu sürece hayranlıkla izleyebilecekti fil dişini. Son ana kadar korumuştu bu hayranlık duygusunu. Onu, benim fil dişim derken duymalıydınız. Evet, öyle diyordu. Benim sözlüm, benim fil dişim, benim şubem, benim nehrim, benim. Her şey ona aitti. Tüm bunlar, Doğanın muazzam bir kahkaha patlatarak yıldızları dahi yerlerinden oynatması beklentisiyle nefesimi tutmama yol açmıştı. Her şey ona aitmiş. Mısır balıktan başka bir şey değildi bu. Asıl mesele onun neye ait olduğunu, karanlığın hangi güçlerinin onun üzerinde hak iddia ettiğini bilmekti. İnsanın tüylerini diken diken ediyordu bu düşünce. Bunu tasavvur etmeye çalışmak imkansızdı sağlıklı da değildi. Ülkenin kötüleri arasında kendisine yüksek bir makam bulmuştu. Gerçekten de. Anlayamazsınız. Nasıl anlayasınız ki? Altınızdaki zemin sağlamken, etrafınız yüzünüze gülümsemeye, üzerinize titremeye hazır nazik komşularınız tarafından sarılmışken, kibarca polisle kasabın arasındaki yolu adımlayıp rezalet çıkarmaktan, dar ağaçlarından ve tımarhanelerden duyduğunuz kutsal korku içinde yaşarken, bir insanın engel bilmez ayakları yalnızlıktan geçerek polissiz mutlak yalnızlıkta, sessizlikte, kamuoyunun görüşünden söz eden hiçbir nazik komşunun fısıltısının duyulmadığı mutlak sessizlikte onu ilk çağların hangi özel bölgesine götürür hayal edebilir misiniz? Bu küçük şeyler aslında çok büyük farklar yaratır. Bunlar kaybolduğunda kendi iç gücünüze, kendi inancınızın gücüne güvenmek zorundasınızdır. Elbette yanlış yola sapmak için fazlasıyla salak da olabilirsiniz. Karanlığın güçlerinin saldırısına uğradığınızı dahi bilemeyecek kadar akılsız da olabilirsiniz. Kabul ediyorum. Hiçbir salak şeytanla ruhu için pazarlığa oturmaz. Ya salak çok salaktır ya da şeytan çok fazla şeytanidir. Bilemiyorum ya da cennetin görüntüleri ve sesleri dışındaki her şeye karşı kör ve sağır olacak kadar yüce bir yaratıksınızdır. O zaman da dünya sizin için geçici bir duraktır. Böyle biri olmak kayıp mıdır, kazanç mıdır ben bilemem ama çoğumuz ne biri ne öbürü gibiyiz. Dünya bizim için görüntülerine, seslerine ve kokularına da katlanarak ''Aman tanrım sıkıysa ölmüş su aygırını kokla da zehirlenme'' ''İçinde yaşanacak bir yerdir. Görmüyor musunuz, bu noktada gücünüz, pisliği gömmek için mütevazı çukurlar kazma yeteneğinize olan inancınız, yani adanmışlığınızın ama kendinize değil, muğlak, yorucu bir işe adanmışlığınızın gücü devreye giriyor. Bu da yeterince zor zaten. Hoş, bahane bulmaya, hatta açıklamaya dahi çabalamıyorum. Bay Kurtz için, Bay Kurtz'un gölgesi için kendimle hesaplaşıyorum sadece.'' Bu yoklar diyarından gelen şeytanlar alemine kabul edilmiş hayalet her şeyiyle yok olmadan önce akıl sırlarıyla onurlandırdı beni. Bunun tek nedeni de benimle İngilizce konuşabiliyor olmasıydı. Gerçek Kurt kısmen İngiltere'de eğitim görmüştü ve kendisinin de lütfettiği gibi duyguları yerli yerindeydi. Annesi yarı İngiliz, babası yarı Fransızmış. Kurt'un meydana gelişine tüm Avrupa katkıda bulunmuş. Zaman geçtikçe öğrendim ki Uluslararası Vahşi Gelenekleri Yok Etme Derneği sonraki çalışmalarına ışık tutması için çok yerinde bir davranışta bulunarak kurstan bir rapor hazırlamasını istemiş. O da bu raporu yazmış. Gördüm, okudum. Hitabet çok iyiydi. Çok çok iyi. Ama bence biraz fazla öfkeliydi. Dolu dolu 17 sayfa yazacak kadar zaman bulmuştu. Ama bu herhalde diyelim sinirlerinin bozulup da çeşitli zamanlarda duyduklarımı istemeyerek de olsa bir araya getirerek anladığım kadarıyla kendisine önerilen Bay Kurt'sun kendisini anlıyorsunuz ya korkunç ayinlerle son bulan bazı gece yarısı danslarını yönetmeye başlamasına yol açmasından önceydi. Ama metin iyi yazılmıştı. Yine de daha sonradan öğrendiklerimin ışığında giriş paragrafı bugün bana çok uğursuz geliyor. Biz beyazların onlara, vahşilere vardığımız gelişmişlik noktası nedeniyle zorunlu olarak doğaüstü varlıklar olarak görünmemiz ve tanrısal bir kudretle yaklaşmamız gerektiği falan filan. Sonra sadece irademizi ortaya koyarsak sağlayacağımız iyilikler için sınırsız güç elde edebiliriz vesaire vesaire. Bu noktadan sonra iyice yükseklere çıkıyordu ve beni de sardı. Vardığı sonuçlar çok görkemliydi ama akılda kalması zordu. Soylu bir yüceliğin kontrol ettiği egzotik bir ululuk hissi verdi bana. Heyecandan ürperdim. Kelimelerin yakıcı, soylu, sınırsız hitabet gücüydü bu. Cümlelerin büyüleyici akışını engelleyecek pratik imalar yoktu. Sadece son sayfanın altında daha sonradan dengesiz bir elle çiziktirildiği çok belli olan bir tür not, yöntem tartışması olarak kabul edilebilirdi. Çok basitti ve her türlü fedakarlık duygusuna dair o dokunaklı çağrının ardından insanı yakıyordu. Sakin gökyüzünde çakan bir şimşek gibi parlak ve korkutucuydu. Bütün hayvanların kökünü kazıyın. Asıl şaşırtıcı olan bu değerli notu bütünüyle unutabilmesiydi. Çünkü daha sonra bir anlamda kendine geldiğinde, kendi deyimiyle, Risalesine iyi bakmam için bana defalarca yalvardı, yazdıklarının ileride kariyeri üzerinde olumlu bir etkisi olacağına inanıyordu. Bu işler hakkında her şeyi biliyordum. Dahası sanki onun hatırasına da göz kulak olmam gerekecekti. İsteseydim, ilerlemenin çöp tenekesinde sonsuz bir uykuya göndermek üzere onu, bütün o süprüntülerin ve deyim yerindeyse uygarlığın kedi leşlerinin arasına gönderebilirdim. Çünkü yaptıklarımla bunu sonuna kadar hak etmiştim.'' Ama gördüğünüz gibi bunu yapamam. O unutulmayacak. Ne olursa olsun sıradan biri değildi. İlkel ruhları kendi şerefine yapılan sinir bozucu bir cadı dansına katılmaya çekecek veya onları korkutacak kadar güçlüydü. Seyyahların da küçük ruhlarını tatsız kuşkularla doldurabiliyordu. En azından bir sadık dostu vardı. Şu dünyada adi olmayan çıkarcılık pisliğine bulaşmamış en azından tek bir ruhu fethetmişti. Hayır, ben onu unutamam. Ama yine de ona ulaşmak için yitirdiğimiz cana değdiğini de kabul edemem. Eski dümencimi çok özledim. Onu daha bedeni kaptan köşkünde yatıyorken özlemiştim. Kara sahrada bir avuç kum kadar değeri olmayan bir vahşiye özlem duymam size tuhaf gelebilir. Ama onun ne işe yaradığını görmüyor musunuz? Hayır. Ben onu unutamam. Ama yine de ona ulaşmak için yitirdiğimiz cana değdiğini de kabul edemem. Eski dümencimi çok özledim. Onu daha bedeni kaptan köşkünde yatıyorken özlemiştim. Kara sahrada bir avuç kum kadar değeri olmayan bir vahşiye özlem duymam size tuhaf gelebilir. Ama onun ne işe yaradığını görmüyor musunuz? Dümendeydi. Aylarca arkamda durdu. Bir yardımcı, bir araçtı. Bir tür ortaklıktı aramızdaki.'' O benim için dümen sallıyordu. Ben ona bakıyor, onun kusurlarıyla ilgileniyordum ve böylece sadece aniden koptuğunda varlığını fark ettiğim tuhaf bir bağ kurulmuştu aramızda. Bana yaralandığı anki sıcak derin bakışı bugün gibi aklımda. Çok can alıcı bir anda ortaya atılan uzak akrabalık iddiası gibi. Zavallı aptal. O kepenge ellememiş olsaydı kendisini hiç tutamıyordu hiç. ''Tıpkı kurt gibi. Rüzgarda sallanan bir ağaç gibi. Ayağıma kuru bir çift terlik geçirir geçirmez mızrağı böğründen çıkardım. İtiraf etmeliyim ki bu operasyonu gözlerimi sımsıkı kapatıp gerçekleştirdim ve sonra onu dışarı çektim. Küçük eşiği aşarken topukları havaya zıpladı. Omuzlarını göğsüme bastırmıştım. Çaresizlik içinde arkasından sarıldım ona. Ah, öyle ağırdı ki. Bana dünyadaki herkesten daha ağır gibi geldi.'' ve daha fazla oyalanmadan onu güverteden denize devirdim. Akıntı dümenciyi bir parça ot gibi sürükledi. Bir daha görmemek üzere onu gözden kaybedene dek bedeninin iki kez döndüğünü gördüm. Bu arada seyyahlar ve müdür kaptan köşkünün etrafındaki üst güverteye toplanmışlar, heyecanlı, saksağın sürüsü gibi birbirleriyle konuşuyorlar ve benim kalpsiz tez canlılığım hakkında fısıldaşıyorlardı. Bedenin gemide durmasını hangi nedenle istiyorlardı bilemiyorum. Mumyalamak mıydı yoksa niyetleri? Ama aşağıdaki güverteden de başka uğursuz fısıldaşmalar duydum. Oduncu dostlarım da tepkiliydi. Üstelik onların nedeni daha mantıklıydı. Ama yürüttükleri mantığın pek akla yatkın olmadığını kabul etmeliyim. Susun bakayım. Kararımı vermiştim. Eğer eski dümencim illaki yenecekse, bunu sadece balıklar yapacaktı. Hayattayken ikinci sınıf bir dümenci olabilirdi ama öldükten sonra birinci sınıf bir çekicilik kazanabilir ve beklenmedik kargaşalara yol açabilirdi. Hepsi bir yana, bir an önce dümenimin başına geçmek istiyordum çünkü pembe pijamalı adam işe yaramaz bir ahmak olduğunu gösteriyordu. Basit cenaze töreni biter bitmez de öyle yaptım. Nehrin tam ortasından yarım yol ilerliyorduk. Benimle ilgili konuşmalara kulak kabartmıştım. Kurstan da, şubeden de umudu kesmişlerdi. Kurt ölmüş, şube yanmıştı vesaire vesaire. Kızıl saçlı seyyah en azından kurtsun öcünün alındığını düşünerek kendinden geçiyordu. Yahu çalılıkların arasında şanlı bir kıyım yaptık değil mi? Ne diyorsunuz ha? Kana susamış kızıl kapalı serseri göbek atıyordu. Oysa yaralı adamı gördüğünde neredeyse bayılıyordu.'' ''En azından ortalığı şanlı bir dumana boğmayı başardınız.'' demekten kendimi alamadım. Çalıların hışırdamasından, havada uçuşmasından, mermilerin hepsinin çok yukarıdan gittiğini görmüştüm. Nişan alıp silahı omzuna dayayarak ateş etmediğiniz sürece hiçbir şey vuramazsınız ama bu arkadaşlar gözlerini kapatıp kalçalarından ateş ediyorlardı. Bana kalırsa ki haklı çıkacaktım, geri çekilme buhar düdüğünün ötmesinden kaynaklanmıştı.'' Bunun üzerine kurtsu unutup alıngan karşı çıkışlarla bana söylenmeye başlamışlardı. Müdür, dümenin yanında dikilmiş, alçak sesle karanlık basmadan nehirden aşağı doğru olabildiğince ilerlememiz gerektiğini anlatırken uzaklarda, nehrin kıyısında bir açıklıkla bina gibi bir şeylerin ana hatlarını gördüm. ''Bu nedir?'' diye sordum. Merakla ellerini çırptı. ''Şube!'' diye bağırdı. Yarı hızla gitmeye devam ederek hemen kıyıya yanaştım. Dürbünle bakınca çalılıklardan tamamen temizlenmiş, üzerinde yer yer ağaçlar bulunan bir tepenin yamacını gördüm. Tam tepede çoktandır çürümeye bırakılmış bir bina yarısına kadar otlarla gömülmüştü. Yüksek çatısındaki büyük delikler uzaktan kara kara belli oluyor, ağaçlar ve cangıl arka planı oluşturuyordu. Etrafında ne çit ne de parmaklık gibi bir şeyler vardı. Ama evin yakınında kabaca kesilip yontulmuş, tepelerine yuvarla koymalı toplar oturtulmuş bir dizi halinde altı ince direkten bir zamanlar orada bir çit olduğu anlaşılıyordu parmaklıklar ya da aralarında her ne vardıysa yok olmuştu elbette tüm bunları orman çevriliyordu kıyı çıplaktı suyun hemen yanında başında tekerlek büyüklüğünde bir şapka taşıyan beyaz bir adam var gücüyle bize el ediyordu ormanın hem alt hem üst kesimlerini inceleyince kıpırdamalar gördüğümden emindim Sağda solda insan figürleri hareket ediyordu. Buralardan temkinli bir biçimde geçtikten sonra motoru durdurdum. Tekneyi kendi ilmesiyle kıyıya yönlendirdim. Kıyıdaki adam bağıra çağıra bizi karaya inmeye çağırıyordu. Müdür, saldırıya uğradık diye çığlık attı. Diğeri, biliyorum biliyorum sorun yok diye seslendi neşeyle. Gelin, sorun yok, sizi gördüğüme çok sevindim. Yüzü bana bir şeyleri hatırlatıyordu. Bir yerlerde daha önce gördüğüm komik bir şeyleri, Yanaşmak için manevra yaparken kendi kendime bu adam neye benziyor yahu diye soruyordum. Birden çıkardım. Palyaço uyandırıyordu. Elbiseleri sanki kahverengi Amerikan bezindendi ama her yanında yamalar vardı. Mavi, kırmızı, sarı renkte parlak yamalar. Arkasında, önünde, dirseklerinde, dizlerinde yamalar. Ceketinin kenarlarında renkli biyeler, pantolonunun paçalarında kırmızı şeritler vardı gün ışığında oldukça çarpıcı ve şık görünüyordu. Çünkü yamaların hepsinin ne kadar özenle yapıldığı belli oluyordu. Sakalsız, çocuksu aydınlık yüzünde öne çıkan hiçbir özellik yoktu. Burnu soyulmuştu. Küçük mavi gözleri vardı. Rüzgarın süpürdüğü düz bir ovada nasıl gün ışığıyla gölge birbirlerini kovalarsa, adamın yüzünde de gülümseme ve somurtma birbirlerini öyle kovalıyordu. ''Dikkat et kaptan, şurada dün geceden takılıp kalan bir kütük var.'' diye seslendi. Ne, yine mi kütük? Ne yalan söyleyeyim, çok kötü küfrettim. Neredeyse büyüleyici yolculuğumun sonunda topal teknemin dibini deliyordum. Palyaço küçük küt burnunu bana çevirdi. ''İngiliz misiniz?'' diye sordu gülerek. Ben de dümenden ''Ya siz?'' diye bağırdım. Yüzünden gülümsemesi silindi ve hayal kırıklığına uğramama üzülmüş gibi hayır anlamında başını iki yana salladı. Sonra yüzü yeniden aydınlandı beni yüreklendirmek ister gibi bir edayla boş ver dedi. Vaktinde gelebildik mi? diye sordum. Başını tepeye çevirerek, o burada dedi. Birden suratı asılmıştı. Yüzü sonbahar havası gibiydi. Bir kapıyor, bir açıyordu. Müdür, tepeden tırnağa silahlı seyyahlar eşliğinde eve gidince, o güverteye geldi. ''Bu işi sevmedim, çalılıklar yerlilerle dolu.'' dedim ona. O da ciddiyetle bunun pek önemli olmadığını söyledi ve basit insanlardır onlar diye ekledi. Neyse. Neyse, geldiğinizde çok sevindim. Onları uzakta tutmak tüm zamanımı aldı. Ama önemli olmadığını söylemiştiniz diye bağırdım. Yani demek istediğim özel olarak zarar vermek amacında değillerdi dedi. Ama dikkatli ona baktığımı fark edince ciddi bir zarar diyerek sözünü düzeltti. Sonra neşeli bir tavırla ya bu kaptan köşkünüzün temizlenmesi gerekir," dedi. Bir solukta, başımızın belaya girme olasılığına karşı sürekli buhar düdüğünde buhar bulundurmam gerektiğini söyledi. Düdüğün bir ötüşü silahlarınızın hepsinden daha çok işe yarayacaktır. "Dedim ya, basit insanlar onlar," diye tekrar etti. O kadar hızlı konuşuyordu ki afallamıştım. Büyük yalnızlığının acısını çıkarır gibiydi. Zaten gülerek durumun bu olduğunu bana kendisi de ima etti. Bay Kurt'la konuşmaz mısınız diye sordum. Onunla konuşmaz mısınız? Sadece dinlersiniz," dedi büyük bir coşkuyla. "Ama şimdi," derken kolunu salladı. Göz açıp kapayıncaya dek büyük bir hüzünün derinliklerine gömüldü. Fakat hemen sonra bir sıçramayla kendine geldi. İki elimi de kaptığı gibi sallamaya başladı. Bir yandan da ağzında bir şeyler gebeliyordu. Denizci kardeş, Onur, keyif, memnuniyet, kendimi tanıtayım. Rus baş rahibi oğlu, Tabmo hükümeti, o da ne? Tütün, İngiliz tütünü, mükemmel İngiliz tütünü, bu çok dostça, içmek mi? Siz tütün içmeyen denizci gördünüz mü hiç? Pipo onu sakinleştirdi. Ben de yavaş yavaş adamın okuldan kaçtığını, bir Rus gemisiyle denize açıldığını ama tekrar kaçtığını, bir süre İngiliz gemilerinde çalıştığını, baş rahip olan babasıyla aralarının artık düzeldiğini anlayabildim.'' Bunun üzerinde çok duruyordu. Ama gençken insanın bir şeyler görmesi, tecrübe edinmesi, fikirler biriktirmesi, ufkunu genişletmesi gerekir, dedi. Burada mı? diye araya girdim. Asla bilemezsiniz, ben Bay Kurs'la burada tanıştım, karşılığını verdik gençlere özgü bir ağır başlılık ve biraz da sitemle. Ondan sonra dilimi tuttum. Anladığım kadarıyla kıyıdaki bir Hollandalı ticarethaneyi kendisine gereken erzağı ve malları vermeye razı ettikten sonra gönül rahatlığıyla iç kesimlere doğru yola koyulmuştu. Başına gelebilecekler hakkında bir bebek kadar fikri yoktu. İki yıl kadar o nehirde tek başına, herkesten ve her şeyden kopuk bir halde gezinip durmuştu. Göründüğüm kadar genç değilim, 25 yaşındayım dedi ve büyük keyifle başlarda ihtiyar fan şu iten beni bu cehennemin derinliklerine yollardı diye anlatmaya başladı ama ben inat ettim konuştum durmadan konuştum sonunda dırdırımla pek sevdiği köpeğini öldüreceğimden korktu da bana ucuzundan biraz malla birkaç silah verdi bir daha da benimle karşılaşmamayı umduğunu söyledi İyi adamdı ihtiyar Hollandalı Van Schuiten bir yıl önce ona küçük bir parti fil dişi gönderdim artık döndüğümde bana küçük hırsız diyemez umarım eline geçmiştir Gerisi de umurumda değil. Sizin için biraz odun dizmiştim. Orası benim eski evimdi. Gördünüz mü? Tavsın'ın kitabını verdim ona. Beni öpecek sandım ama kendisini tuttu. Kendinden geçmiş bir halde, elimde kalan tek kitap buydu. Kaybettim sanıyordum, dedi. Tek başına gezen adamın başına bir sürü iş gelir, biliyorsunuz. Kimi zaman kanolar devrilir, kimi zaman insanları kızdırınca bir an önce toz olmanız icap eder. Sayfaları çevirdi. Rusça mı not alıyorsunuz diye sordum. Başını evet anlamında salladı. Ben de şifreli yazdığını sanmıştım dedim. Önce güldü sonra ciddileşti. Bu adamları uzak tutmam çok zor oldu dedi. Sizi öldürmek mi istediler diye sordum. Yok hayır diye bağırdı önce ama sonra kendini tuttu. Peki bize niye saldırdılar diye ısrar ettim. Başta çekindi ardından sıkıla sıkıla onun gitmesini istemiyorlar İstemiyorlar mı? diye sordum merakla. Bütünüyle esrar ve bilgelik yüklü bir havayla başını salladı. Söyledim ya, dedi. Bu adam benim ufkumu genişletti. Yus yuvarlak mavi gözleriyle bana bakarak kollarını iki yana açtı. İkinci bölümün sonu